ruhun sıhhati için. Ama çağdaş dünya veya laik dünya kadını sadece zevk aleti, cinsel arzuları tatmin eden seks aleti, zevk aleti kabul ettiği için, çocuk doğurma problemi olmadığı için bir kadın istediği kadar erkekle düşüp kalkabilmelidir. Bu hürriyet ona verilmelidir diyorlar. Verilirse ne olur? İşte Avrupa'daki ve Amerika'daki sosyal yapı meydana gelir. Vallahi şu anda Amerika'da resmi elimizde raporlar var. Raporlar var. Defterimde de yazılı bunların miktarları, rakamları. 100 tane çocuk dünyaya geldiği zaman 24 tanesinin babası belli değil. Şu anda Amerika'ya başkan seçilen Bill Clinton namındaki kişi, şu anda Amerikan Cumhurbaşkanı olan kişi, bütün dünyanın her tarafına yayın yapan yayınlarla, televizyonlarla duyurulduğu gibi babası kesinlikle belli değil. Cinsel özgürlükten kaynaklanan bir nesillerin babalarının belli olmaması hali var. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da bir kadın birden fazla erkeklerle düşüp kalkabiliyor. Yasak değil, serbest. Serbest hayat. Çağdaş hayat. İstediği erkeklerle cinsel alakada bulunabiliyor. Hiçbir sınırlama yok. Hamile kalınca da kimden kaldığını vallahi bilmiyor. Sınır tanımıyorlar. Bunun da sebebi, efendim, Allah yaratmaya karışsın, yarattığı yerde dursun, insanların yönetimine, idaresine Allah karışmasın. Buradan kaynaklanıyor. Bu inanç veya bu düşünce asla İslami olamaz. Bir insan Allah vardır dese, bir Müslüman, Allah birdir dese, amennâ ve saddaknâ dese, abdest alsa, namaz kılsa, hacca gitse, ama efendim Allah yaratıcımızdır ama yönetim işine, devlet işine, hükümet işine, siyaset işine, dünya işine Allah karışmasın, Allah'ın kitabı, ayetleri, hükümleri karışmasın dese, bu adam Müslüman değil, kafir olur, müşrik olur. Ne kıldığı namaz, ne tuttuğu oruç, ne aldığı abdest vallahi kabul olmaz. Allah'ı hakkıyla tanıyamamak felaketiyle karşı karşıya kalmış olur. Bu noktayı anlayamadığımız sürece istikbalimiz parlak görünmüyor Müslümanlar. Bakın, şimdilerde en çok tartışılan, en çok konuşulan meseleler, işte günümüzün meseleleri bunlar. Bunlar konuşuluyor. Kur'an-ı Kerim ise bütün bunları açıklıyor, anlatıyor, haber veriyor. Bakınız mesela Nahl suresinin 51. ayeti vallahi bizi derin derin düşündürüyor. Nahl suresi. En-Nahlu biliyorsunuz bal arısı demek. Arapça Nahl kelimesi bal arısı anlamına geliyor. Bal arısının ehemmiyetine ve çok ibret verici bir mahluk oluşuna binaen Cenab-ı Hak surelerden birisinin de adını bal arısına izafe etmiş, Nahl suresi diyor. O surenin 51. ayetinde aynen Rabbim insanları ikaz ediyor. 51 numaralı ayet Nahl suresinde. وَقَالَ اللّٰهُ Allah-u Teala buyurdu ki لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهِينِ اِلَٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ Bakın, ilaheyni, isneyn, Arapça isneyn ne demek? İki demek. İki, isneyn. İlaheyn isneyn, iki ilah, iki Allah. Sakın ey insanlar, iki tane Allah kabul etmeyin. İki tane Allah telakki etmeyin. İki tane Allah tutmayın. Kul huvallahu ahad, de ki Allah tektir. İki tane Allah olur mu? İşte oluyor. Bir yaratan Allah, bir de yöneten Allah. Bak, iki tane. Laiklikte iki tane Allah vardır. Laiklikte iki tane Allah vardır. Bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah. Yaratan başka, yöneten başkadır.
şirktir. La tettehizu ilaheyni isneyni. İki tane Allah kabul etmeyin. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. İki tane Allah olur mu hocam? İşte oluyor ki Allah ayet göndermiş. Demek oluyor ki ayet var. Nasıl oluyor? Allah yaratıcı olarak kalsın, yönetici olarak bizim hayatımıza, devlete, hükümete, idareye, dünyaya Allah karışmasın. Kadına, erkeğe, başörtüsüne Allah karışmasın dediğin zaman bir yaratan Allah kabul ediyorsun, bir de kanun koyan Allah kabul ediyorsun. İki tane Allah var. Neuzübillah. Ayet olmasa bunları konuşmayacağız. La tettehizu ilaheyn isneyn. İki Allah telakki etmeyin. Demek ediyorlar ki bu ayet var. Demek var ki var bu ayeti kerime. Bu bela var ki. Onun için aziz müminler, şerefli Müslümanlar, eğer bu hususlar, bu mevzular anlaşılmazsa hiçbir sonuca varamayız. Bakın bütün dünya Müslümanlarının üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor.